var. Harp türlerinden bir tanesi aslında. Ama yeri çok var. Şimdi mesela bizim bildiğimiz bir genel harp var. Devletin bütün kaslarıyla yaptığı bir harptür. Ondan sonra ikinci olarak ne var? Bir sınırlı harp ya da mevzi harp dediğimiz bir tür var. Üçüncü olarak ne var? İşte soğuk savaşlı, soğuk harp dediğimiz bir tür var. İşte soğuk savaş döneminde tırnak içerisinde hepimiz biliyoruz. Bir de dördüncü olarak özel harp dediğimiz bir şey var. Yani bu aslında genel harbin zıttı değil. Bu bir dördüncü tür, özel harp. Özel harp de Klasik tanımlarda kendi içinde üç tane alana bölünüyor. Bunlardan işte bir tanesi psikolojik harekat. Diğeri gayri nizami kuvvetlere karşı harekat, bir tanesi de işte şimdi konuşacağımız gayri nizami harp. Temel amacı şu gayri nizami harp. Düşmanın etki sahasında ayaklanma yahut direniş meydana getirmek ve bu şekilde istediğin hükümeti o bölgedeki mevcut siyasi otoriteleri yerinden etmek, onları yıkmak yahut onları istediğini, kendi isteğini onlara kabul ettirmek amacıyla yürütülen bir harp bu. Bunu hangi vasıtalarla yapıyorsun? Hangi kuvvetlerle? Birincisi gerilla kuvveti. İkincisi yeraltı teşkilatı. Üçüncüsü de yardımcı kuvvetler. E bir de tabii dördüncü unsur ne var burada? Özel kuvvetler. Çünkü özel kuvvetler de bu üç türü yani bu üç unsuru organize ediyor. Tabii ki bu klasik tanım. Tabii ki buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi de ne? dış kaynaklı bir destek olması lazım. Ya şimdi 1950'lerden günümüze kadar bu garnizamar kavramı tartışılarak geliyor. Dünyada bu alanla ilgili çok ciddi bir literatür var. 1950'lerden itibaren oluşmuş. Tabii bu literatür Türkçede yok. E ben Doktora tezim, yüksek lisansı falanla çalışırken teşkilat-ı ile ilgili aynı problemi yaşamıştım. Yani yok kardeşim şey yok, literatür yok ortada. E, dolayısıyla bu çok ciddi bir problem yaratıyor. Yani bize çünkü sadece olgular değil aslında analiz olarak da bize yol gösterici çalışmalara ihtiyacımız var. Türkiye'de teşkilat-ı mahsu alanında bir literatür hani son yıllarda oluşmaya başladı. Fakat bunu garnizama harbe gelirsek burada neredeyse hiç yok. Bir elin parmağını geçmeyecek kadar çalışma var. Konuyu pek tabii olarak Türk Silahlı Kuvvetleri istimlak ettiği bir alan. Niye? Çünkü garnizama harbi yürüten ana kuvvet o. Orada da genellikle Cumhuriyet'in başından günümüze kadar yapılan bir takım çeviri faaliyetleri, telif çalışmalar vesaire de var. Ama bunlar gündelik ihtiyaçları, askeri ihtiyaçları çözmeye müteallik ve hizmete özel çalışmalar çoğunluk itibariyle. Ama sivil alana baktığımız zaman burada gayri nizami harbin Türkiye'de karşılığını göremiyoruz. Şöyle bir rezalet var ortada. 30-40 senedir Türkiye gün gün gayri nizami harple, psikolojik harekatla ve gayri nizami kuvvetlere karşı harekatla yani özel harple yatıp kalkan bir ülkeyiz biz. 30-40 senedir terör örgütleriyle devletler ve devlet dışı aktörlerin psikolojik harekatıyla onların proksileriyle yani uzaktaki vekil kuvvetleriyle baş etmeye çalışan, onların yarattığı terör örgütleriyle baş etmeye çalışan bir ülkeyiz. Ve bu anlamda dünyada sadece büyük güçlerin elde edebileceği bir saha tecrübesine sahibiz. Türk Silahlı Kuvvetleri sahadaki birikim tecrübe açısından dünyadaki birkaç kuvvetten bir tanesidir. E buna karşın bu tecrübenin ilmi çalışmalara devşirildiğini, ilmi çalışmalara dönüştüğünü biz göremiyoruz. Ya şimdi tabii burada sadece Türk Silahlı Kuvvetleri mi var? Hayır. Burada istihbarat örgütleri var. Burada polis de var. Burada özel kuvvetler var. Kolu kuvvetlerimiz var vesaire. Ama bütün bunların tecrübesi literatüre yansımış değil. Sahada uygulanan şeyler kağıt üzerinde biz bunun karşılığını göremiyoruz. Ha, ne var burada? İşte piyasada bir takım çabalar var. İşte bunlardan bir tanesinin hasbel kadar biz kronik kitapla gizli teşkilatlar serisi diye bir şey yaptık. Orada Adem aslında bir numara yaptı bize. İlk başta biz Garnizam Harp serisi olacaktı bu. Artık bütün altyapıyı hazırladık, seri belirlendi, kitaplar belirlendi. Ya dedi ki son anda abi dedi bu Garnizam Harbi acaba millet çok anlamaz mı? Literatürde pek yok. Acaba gizli teşkilatlar serisi mi desek gibi bir şey söyleyince Adem benim de bir boş anıma denk geldi. Tamam yapalım falan dedim ama sonra bir deniz çok genişledi. Adem bu arada Adem Koçak Kronik Yayınların genel yayın yönetmeni. Gizli teşkilatlar serisi falan deyince iş Garnizam Harp'tan çıktı. Hani bizim garnizama harbin içinde taktik unsur olarak incelediğimiz işte istihbarattır, propagandadır, casusluk gibi taktik unsurları bir stratejik seviyeye çıkarıp onlara bağımsız konu başlıkları olarak bu seri içerisinde incelemeye başladık. Ama şöyle bir şey var, bizim serideki kitaplar Erhan Çiftçin'in hazırladığı Teşkilat Masa var burada. Tahaniyazı Hocanın Tahaniyazı Karacı Hocanın hazırladığı Gertrude Bell var. İşte Ahmet Yüksel'in hazırladığı çalışma var, telif eseri var. Benim hazırladığım istihbarat savaşları var. Bir de bizim Ali Güneş'in Uçan Adam. Ali Güneş'in hazırladığı Garnizamarp Balkan Harbi'ndeki tecrübeyi anlattığı kitap var. Ya bunların birçoğu bu kitapların ikinci ve üçüncü baskısını yapıyor. Yani buradan aslında yayıncılara sesleniyorum. Bu tek başına kronik kitabına, tek başına bir serinin kaldırabileceği bir konu değil. Garnizamarp çok geniş, çok büyük bir konu ve artık 1950'lerden sonra nizamileşen bir savaş türü. Dolayısıyla burada çok ciddi bir açlık da var. Okuyucular da bunu istiyor yani. Ne kadar fazla nitelikli yayın olursa piyasada da ben o kadar bu işin alıcısının olacağını da düşünüyorum. Şimdi niye 1950'ler dediğimi bir açıklayayım. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ve müttefiklerin işgal altındaki bölgelerde Amerikan Stratejik Hizmetler Ofisi ve İngilizlerin işte özel operasyonlar idaresi Nazi işgali altındaki bölgelerde bir takım ayaklandırma faaliyetleri yapıyorlar. İşte bunun içinde milliyetçiler var, ayrılıkçılar var, işte silahlı başka gruplar var, tatminsiz olan gruplar var vesaire. Bu şekilde Almanlara ve müttefiklerine karşı bir harekat düzenlemek istiyorlar. Şimdi bu 2. Dünya Savaşı'ndan çıkıyoruz, bu harekat türü gelişerek devam etmeye başlıyor. Ne oluyor burada artık? Tırnak içerisinde Soğuk Savaş dönemine giriyoruz. Soğuk Savaş dönemine geldiğimiz zaman da yine kabaca Batı İttifakı diyebileceğimiz grup ne yapıyor? Ukrayna'da, Baltık ülkelerinde, Arnavutluk'ta, Komünist, Latin Amerika'da, Asya'da yine benzer hareketler yapıyor. Ruslar da bunlara tabii kendi elinden geldiği kadar filan karşılığını veriyor. E daha sonra işte bu dekolonizasyon sürecinde Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da yine benzer direniş hareketleri görüyoruz. Dolayısıyla 1950'lerde, 60'larda artık bizim bu garnizama harp dediğimiz alanın doktrini oluşmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası zaten aynı zamanda gizli servislerin de istihbaratın da transformasyona uğradığı bir dönemi bize gösteriyor. Ama burada bizim hani kendi konumuz bağlamında garnizamı Harp'te çok büyük bir değişimin olduğunu, profesyonelleşme olduğunu çok net biçimde görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne görüyoruz? Türkiye'nin Kore Harbi'ne girişini ve eş zamanlı olarak da NATO'ya girişini görüyoruz. Tam bu dönemde Türkiye'de de Özel Harp Dairesi Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kuruluşunu görüyoruz. Ha bunlar nasıl kurulmuş? Amerika'ya gönderilen bir takım subaylarımız orada eğitimini almış ve Türkiye'ye geldiği zaman gayri nizami harple ilgilenmek üzere aslında böyle bir yapı kurulmuş. Bunlar Özel Harp Dairesi ve tabii ki onun kökeni Seferberlik Tetkik Kurulu. Polat, evrak takibini bilen noterde artık derinlerin yaptığını zannediyorlar. Derin devlet konusu çok kritik bir konu. Dünyada da Türkiye'de de uzmanı çok olan bir konu. Türkiye'de akademik olarak bu işlerle ilgilenen insanların talihsizliği o derin devlet kitaplığında bizim yer almamız. Yani sen 20 sene uğraşıyorsun. Bir kitap yazıyorsun istihbaratla, casusluk, propaganda, garniza, ile ilgili. Yanında internet kaynaklarıyla derin devletin sırrını çözmüş. Türk derin devlet kadim geleneğinden bahseden insanlarla aynı rafta yer alıyorsun. O uzmanlar farklı. O derin devlet onların işi. Bizim ilmimiz o işlere yetmez. Bizim ilmimiz akademik kaynaklardan, açık kaynaklardan olan şeylere biz bakabiliriz. Ha, buraya da baktığımız zaman ne görüyoruz biz? NATO konsepti doğrultusunda, Amerikan konsepti diyebiliriz aslında buna yani böyle lafı çok dolandırmaya gerek yok. NATO ülkelerinde buna benzer yapılar kurulmuş Dolayısıyla Türkiye'de garnizamı harp birimlerinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan garnizamı harp birimlerinin Sovyet tehdidi tırnak içerisinde soğuk savaş şartları ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Ve garnizamı harp kavramı bizim kafamızın arkasına düşündüğümüzün aksine bu dönemde ortaya çıkmıştır. Biz bunun tam tarihini bilmiyoruz. Garnizam Harp terkibinin Türkçe'ye ne zaman girdiğini en azından ben bilmiyorum. Ama seferberlik Tetkik Kurulu'nun kuruluşundan sonra Amerikan talimnameleri, resmi evrakları Türkçeye çevrilirken unconventional warfare yahut unorthodox warfare bunun muhakkak Almanca, Fransızca karşılıkları var. Evet. Türkçedeki karşı çeviri karşılığı olarak 3-4 tane terkip öneriliyor. Bunlardan bir tanesi serbest harp. Bir tanesi gayri muntazam harp ki bence çok güzelmiş. Bir tanesi klasik olmayan harp yani normal klasik savaş imgesinin dışında bir şeyi imleyen bir terkibi söylemek üzere bulunmuş. Bir de garnizam harp var. Garnizami harp bütün resmi evrakta ve talimnamelerde garnizam harp kabul görmüş. 1960'larda zaten Türkçe'ye Amerikan talimnameleri birebir çevriliyor. Ali bunlardan detaylı biçimde bahsediyor zaten garnizam harp kitabında. Burada da 1960'larda garnizama harp terkibi iyice yerleşiklik kazanıyor 1960'lara geldiğimizde. Heh. Şimdi işin biraz Geçmişine dönelim. Background'ına bakalım. Şimdi işin en başında söylediğim bir tanım vardı. Bu genel geçer bir tanım. Normalde ben şeye inanmıyorum. Yani zamandan, mekandan, bağlamdan bağımsız tanım filan yapılmaz yani. Ha ama tabii sonuç itibariyle genel geçer bir şey de söylemek zorundasın. E kaldı ki bu bir video. Hani muhakkak söylerken de hata vesaire filan yapacağız. Bu bir akademik konferans filan değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz hani geçmişe çok mekanik bakıyoruz. Şimdi burada yaptığımız 1950'lerin 60'ların kafasıyla yaptığımız bir tanımı alıp işte 1910'lara, 20'lere uygulamaya çalışırsak bu çok ciddi bir hata olur. Bu bir kimya formülü değil. Bu doğa bilimlerindeki, işte formel bilimlerdeki gibi formüller falan matematikte, kimyadaki ki burada formüller falan yok kardeşim. Sen bunu alıp geçmişe falan böyle yerleştiremezsin. Burada önemli olan analizin kalitesini arttırmak. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bir sürü formülü var bunun. Siyasi askeri gelişmelere bakabilirsin. Ekonomik, sosyal gelişmelere bakabilirsin. Ama geçmişe dönüp bir de kavramın kendisinin nasıl doğduğunu, nasıl değişik dönüştüğüne bakabilirsin. Yani burada tarihçi öyle tek başına tarih metinleri okuyarak falan bir yere de varılmaz. Disiplinler arası yaklaşmak zorunda konuya. Yani tek başına tarih okuyarak tarih nosyonu gelişmez kardeşim. Ekonomi de bileceksin. Sosyolojiden de anlayacaksın. Edebiyat okuyacaksın. Askeri ilimlerle ilgileneceksin. Coğrafyadan anlayacaksın. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman ancak bir şey söyleyebilecek belki noktaya geleceksin. Ben mesela doktora tezimi çalışırken ciddi bir edebiyat okuması yaptım. Teşkilat-ı ile ilgili. Burada karşıma bir sürü isim çıktı. Bunların başında Kemal Tahir geliyor örneğin. Atilla İlhan'da bile ders adette sabah ezanlarında görürsünüz yani Teşkilat-ı imgesinin nasıl işlendiğini. Hasan İzzettin Dinamo'da başka örneklerde bunlara rastlarsınız. Ve bunlar size bir dönemin zamanın ruhunu size anlatabilecek örneklerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomik krizlerini, Birinci Dünya Savaşı'nın sağlık problemlerini, işte Birinci Dünya Savaşı'nın epidemilerini bunları anlamadan Birinci Dünya Savaşı ile ilgili total bir anlayış geliştiremeyeceğimiz gibi. Buradan yola çıkarak Osmanlı'ya dönelim. Biz şimdi ne diyoruz kafamızda? Bu kesin terkip Osmanlıcadır. Osmanlılar da bu terkibi kesin kullanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da az çok konuyla ilgilenen de diyordur ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu biraz daha farklı içerik alarak devam etmiştir. Halbuki öyle değil. Yani bir tarafta gayri kelimesi var, diğer tarafta nizamdan nizami kelimesi var. Farça terkiple birleşmiş. Niye olmasın? Yok kardeşim Osmanlılar böyle bir terkip kullanmıyor. Niye kullanmıyor ama? Niye kullanmadı da bize bir şey anlatıyor. Çünkü gayri nizami sıfatı, örneğin Son dönem Osmanlı diyelim. Hatta iddia Terakki dönemi diye biraz daha kısalım bu. 1908 ve Cumhuriyet'in başına kadar olan dönemi. Gay nizami ne diye kullanılıyor burada? Neyi vasıflandırmak için kullanılıyor? Adam diyor ki kardeşim nizama karşı geleni ben gayri nizami derim diyor. Nizamla neyi kastediyor? Nizam derken tabi soyut bir taraf olmakla birlikte devletin her katında gördüğümüz yönetmelik, kanun vesaire. Bunlara karşı gelen yani müesses düzene, tesis edilmiş sisteme karşı geleni kastediyor gayri nizami derken. O yüzden de gayri nizami olan her hareket, her hareket için diyor ki devlet bak diyor kardeşim yapma ya ihtar ediyor ya da diyor ki bak diyor seni diyor hukuki bir sürecin öznesi haline getirip ki getiriyor. Devlet, kelime anlamıyla gayri nizami birimlere ve harp türlerine sahip fakat bunları isimlendirirken gayri nizami harp terkibini kullanmıyor diyor. 19. yüzyılın kabaca 19. yüzyılın başında Cumhuriyet dönemine kadar devlet kendi gayri nizami harp türlerini satır satır tanımlamasa da bağlamdan çıkarttığımız harp türlerini ortaya koymuş. Gayri nizami kuvvetlerini ortaya koymuş. Mesela demiş ki çete, demiş ki milis, demiş ki mücahidin. Demiş ki milli teşkilatlar. İşte mesela çete muharebeleri demiş harbi sagir demiş ya. Küçük harp diyor yani. Harbi sagir. Bu Almancadaki işte klein ya da Fransızcadaki işte petitge gibi bunlara benzer bir şey kullanmış. Sonra teşkilat-ı yapmak. Teşkilat-ı halinde bulunmaktan bahsetmiş. Yani bir örgütün özel isminden ziyade bir fiil olarak teşkilat-ı bahsetmiş. Dolayısıyla devlet kendi harp türlerini ve kendi gayri nizami kuvvetlerini bu şekilde tanımlamış. Adam gayri nizami dediği zaman benim bahsettiğim bağlama anlatıyor. Bize bir harp türünü falan anlatmıyor. Dolayısıyla gayri nizami harp dediğim zaman benim aklıma ilk başta bir harp türü, özel bir harp türü falan değil. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrası siyasi yönelimini, Türkiye'nin yüzünü döndüğü dünyayı gösteren bir kavram aklıma geliyor ilk başta. Türkler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın sömürgesi olmadı. Türkler 2. Dünya Savaşı'dan sonra Amerikan konseptlerini %100 kabul etti demiyorum. Dediğim şu, Osmanlıların Garnizan Mart tecrübesi zaten biliniyor ve dünya çapında bir Garnizan Mart tecrübesidir bu. Bu tecrübe bir ölçüde Cumhuriyet dönemine aktarıldı. Ama Cumhuriyet dönemi ne yaptı? Bu tecrübe ilk başta kendisi budadı. Niye budadı? Çünkü devlet Milli devlet kurmaya çalışıyorsun, ulus devlet kurmaya çalışıyorsun. Merkeziyetçi eğilimlerin var. Bir de kaldı ki senin milli mücadelede düzen sorduğundan düzenli orduya geçmeye çalışmışsın. E bir de Cumhuriyet'in ilk döneminde ortaya çıkan ayaklanmalarda yer alan adamlar zamanında senin kurduğun birimlerde yer alan bazıları milis kumandanları. Dolayısıyla Cumhuriyet'in banileri o dönemdeki işte askerler vesaire hani gayr-nizami Özel harbe çok sıcak bakmamışlar ama garnizami kuvvetlere karşı harekatı da ayaklamalar çıktığı zaman bunu eksik etmemişler. Ne olmuş bu tecrübe? İkinci Dünya Savaşı'na kadar gelmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bahsettiğim gibi 1950-60'larda Amerikan tecrübesiyle birbirine girmiş. Daha sonra da Amerikan doktrinleri ağırlık kazanmaya başlamış. kurumsal süreklilik tarihçilere, sosyal bilimcilere hatta bazı insani bilimlerle de uğraşanlar çok çekici gelen bir yaklaşım. Bana çok çekici gelmez. Yani ben günümüzde o müesses kurumsal sürekliliklerin hiçbirine inanmıyorum. Onu söyleyeyim yani. Ha burada bireysel olarak aktarılan tabii ki şeyler var, tecrübeler çok açık. Onu söyleyebiliriz. E bir de burada şu var. Yani o örgütün devamı olmasa da o harp türünü yapacak farklı yapılar içerisinde böyle birimler Cumhuriyet döneminde de ortaya çıkmış. Biz illa bunları bir kurumsal süreklilikle birbirine bağlamak zorunda falan değiliz. Dolayısıyla hani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir tecrübe aktarımı muhakkak var. Fakat bu hani illa böyle bir örgüt de olmak zorunda değil. Bazı kişiler vasıtasıyla olmuş ve sen sonuçta belli bir coğrafyada yaşıyorsun. İsyanları olan, sağında solunda düşmanları olan. Dolayısıyla bu hareket türleri sen devlet olarak baş etmek zorundaydın. Haliyle de bununla ilgilenecek yapılar zamanla ortaya çıkmış. Ben şimdi bu kavramsal çerçeveyi oluştururken bir sürü teoriden vesaireden falan tabii ki yararlanıyorum, yararlandım. Bunların içinde çok kıymet verdim. Bir tanesi var ki işte bu da Almanların işte Begriffs Geschichte dedikleri. Ondan sonra Hegel'e kadar dayandırdıkları ama temelde 1930'larda Almanya'da işte bu felsefi kavramlarla Rudolf Oikenlerle, Rudolf Eislerlerle ortaya çıkan, daha sonra işte Richard Kobner gibi Almanların o dönemde Yahudi kökeninden dolayı görmezden geldiği abilerle, Koselek gibi, Skinner gibi, Cambridge Ekolü'nden abilerle devam eden, günümüzde de güncel olarak tartışılan bir alan var kavramsal tarih diye. Bu alan bana çok çekici geliyor. Bunu da ayrıca hani Türkiye'de de çok bakir bir alan. Bunu da ayrıca arkadaşlara söylemek isterim. Yani bakılabilecek, faydalanabilecek alanlardan bir tanesi kavramsal tarihle ilgili. Ha temelde ne yapıyor bu adamlar? Tarihsel semantik yapıyorlar. Bir kavram alıyorlar, etimolojisine bakıyorlar. Daha sonra geçirdiği değişim dönüşüme bakıyorlar. Onu çok yoğun bir tecrübe barındıran birim olarak ele alıyorlar ve o birimi daha sonra da parçası olduğu tarihsel dönüşümü anlatmak üzere kullanıyorlar. Bu dönüşüm nasıl olabilir? Siyasal olabilir. Bu dönüşüm nasıl olabilir? Sosyal olabilir. Kültürel olabilir, ekonomik olabilir. Ha bu tarafıyla Garnizam harbe baktığımız zaman da aslında Osmanlı bağlamında tabii ki bunu kullanmak çok zor. Çünkü kocaman bir dil bariyeri girmiş bir kere araya. Takip edilmesi inanılmaz zorlaşan bir süreç söz konusu. Osmanlıcadan Türkçeye geçişle. Şimdi konuşmanın başına dönelim. Bana garnizam nedir diye sordunuz. Ben de genel geçer bir cevap verdim. Ama o zaman ben ne dedim? Dedim ki zamandan, bağlamdan, mekandan bağımsız kavramsal tanım aslında yapılması doğru değil. Şimdi Türkiye'de de dünyada da genel geçer kabul gören tanım aslında bu yönde. Fakat şimdi şunu söylemem lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemi ve 1960'ların dekolonizasyon süreciyle birlikte artık bu işin bir doktrin haline geldiğini söylemiştim. 1960'larda bu doktrin sonucunda hatta 1966'da Amerikan özel operasyonlar araştırma dairesi Galnizami Harp Doktoru'nun içinde barındıran bir direniş piramidi hazırladım Ve günümüzde hala bu direniş piramitleri Galnizami Harp'te bir el kitapçığı şeklinde kullanılıyor. Pocket Guide ya bunlar. Bu direniş piramitleri Galnizami Harbin bütün elemanların, elementlerin içinde barındırıyor. Ve günümüze kadar güncellenerek geldi. En son 2016-2017 gibi bunlar güncellenmiş olmalı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu tanımların çoğu tartışılabilir hale geldi masa başındakiler, sağdakiler de bunun farkında. Farkında değilse de farkında olmak zorunda artık. Niye? Birincisi bu piramit artık işlemiyor kardeşim ya. Sen bu piramitte ne diyorsun? En altta bir tane huzursuzluk olmalı. O huzursuzluğun üzerine faaliyetler eklenmeli gizli aşamada. Daha sonra da açığa çıkan bir takım faaliyetler olmalı. Ve böylece direniş hareketleri, direniş kadroları, ihtilacı kadrolar meydana gelmeli. Ve hükümetlere karşı çıkmalı. Ayaklanmalar, direnişler çıkmalı. Şimdi burada... Hep böyle bir dikey yönde bir çıkış görüyorsunuz. Yani altta bir faaliyet yapılıyor yatay düzeyde. O bir üste çıkıyor. Onu da bitiriyorsunuz bir üste daha. Onu da bitiriyorsunuz bir üste daha. Halbuki Dirençler de böyle olmuyor. Bu faaliyetler arasında gidiş gelişler devamlı oluyor. Yani devamlı yukarıya doğru değil bazen aşağıya bazen yukarı çıkışlar oluyor. Bu birincisi. İkinciye geldiğimiz zaman biz ne diyoruz şimdi? Hep böyle ezberden konuşuyoruz. Kime sorsanız Türkiye'de gayri zahmetlerim 3 tane unsuru vardır. Gerilla kuvveti, yeraltı teşkilatı, üçüncüsü de yardımcı kuvvetler. Ya kardeşim bu böyle birbirinden bu kadar keskin kompartımanlar değil artık. Bunu anlamamız lazım. Bunların arasında inanılmaz geçişçilikler var. Bir adam Yardımcı kuvvet olarak başlayabilir, ondan sonra yeraltı teşkilatına girebilir ve gerilla da bulabilir kendisini. Yani burada bir geçişlilik var, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o bizim kafamızda düşündüğümüz klasik tanımın bir de elementleri de, komponentleri de problemli. Şimdi üçüncüye gelelim. Burada bu direniş piramitlerinde çok temel bir dikotomi vardır. 1960'larda gizli açık dikotomisi 2010'larda 2020'lere doğru günümüze yeraltı ve yerüstü faaliyet olarak güncellendi, update edildi. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki ya kardeşim sosyal medya diye bir şey var. Elektronik denetleme gözetleme faaliyeti diye bir şey var. Senin tüketici hizmetleri teknolojisi diye sunduğun cep telefonu, internet, uydu sistemleri dediğimiz şeyler var. Ya bir faaliyet ne kadar gizli kalır? Kardeşim yani sen tak diye bir tane cep böyle fotoğraf çekiyorsun, o İngilizce'de clandestine diye karşıladın hem operasyonun hem de sponsorun gizli olduğu faaliyet birden birdenbire bitiyor. Dünyayı birbirine bağlayan böyle kocaman bir teknoloji var. Teknolojinin artmasıyla birlikte istihbarat örgütleri, haberleşme, komuta kontrol kademesi için inanılmaz fırsatlar da ortaya çıktı. Ayrıca simülasyon sistemleri çıktı. Ya kardeşim afrene gitmeden afreni görüyorsun ve orayı tecrübe ediyorsun. Şimdi kocaman dünyada da bu yönde son dönemde bir eğilim de var yani. Dolayısıyla tanımda söylediğin işte düşmanın etki alanı değişiyor bir kere. İlk başta meskun mahalle geçti yani 1990'lardan beri şehir savaşları, meskun mahalle muharebeler inanılmaz arttı. E kıyılarda yoğunlaşma var. Senin bu komponent olarak saydığımız işte gerilla kuvvetleri, yeraltı teşkilatı ve yardımcı kuvvetler inanılmaz bir değişime, dönüşme uğruyor. Artık bunların birçoğu düşmanın içine girmek bile zorunda değil. Adam dışarıda örgütlenip orada hareketini yapabiliyor. Dış kaynak desteğini bile inanılmaz pratik yollarla sağlayabiliyorsun. Ha teknoloji bir de şunu söyleyeyim. Teknoloji transferinin paradigması 2000'lerde, 2010'larda artık değişti ya. Yani eskiden biz savunma sanayinden sivil alana aktarılan bir teknolojiden bahsediyorduk. Şimdi ise sivil alandan savunma sanayine aktarılan teknolojilerden bahseder hale geldik. Oyun dünyasından savunma sanayine teknoloji transferi var artık. Dolayısıyla bu işin paradigması değişti. Farklı bir algoritmadan bahsediyoruz artık teknolojide de. Bu da harbin işleyişine, yürütülüşüne, icrasına çok ciddi etkisi olan bir unsur olarak göz önüne alınmadı.